Hapiste Saveri zehirleyeceksin. Yok. Yapmam abi. Bunu isteme benden. Ne demek ya ben yapmam? Senden başka kime güveneceğiz Fuat? Yapmam abi. Herkesin gözü üzerinde zaten. Boş yere hapse giremem ben. Tamam. Tamam yapma. Ya yapma güzel kardeşim. Yapma, sen bilirsin. Madem boş yere hapse giremezsin, o zaman ben de seni Otto'yu öldürmekten içeri tıkarım. Olur biter. Abi gözünü seveyim, yapma böyle. Başımı yakacaksın. Abisi falan yok Fuat. Ya hizmet için çalışırsın ya da kendin için hapse girersin. Tamam mı? Seçim senin. Kaymakam yola çıktı. Sen hallettin mi? Hallettim abi, sıkıntı yok. Otto'nun cesedi şu an kuzu kuzu yanımda yatıyor. Güzel. Etrafta senden sakın iz kalmasın. Cinayet kaymakamın üzerine kalacakmış gibi düzenli oralar, tamam mı? Tamam abi. Fuat müdürü alabilirsiniz. Artık temizsin Sinan. Abilerim sözlerini tuttu ve hakkındaki bütün suçlamalar Fuat'ın üzerine yıkılacak. Fahriye Gündoğdu ifadesini değiştirdi. Ahmet müdürün oğlundan aldığın silahı kullanan da, kumpası kuran da Fuat. İşte kanıtları da burada. Suç dosyası kabaran emniyet müdürümüzün son vukuatı Saveri zehirlemek oldu. Teşekkür ederim abi. Asıl cesaretin ve koşulsuz biadın için hizmet adına ben sana teşekkür ederim kardeşim. Ne oluyor orada? Senin ne işi var burada? Senin yanındaki bu şerefsiz hakkında arama kararı olan bir suçlu, sen bunu bilmiyor musun? Hakaret ettiğiniz Sinan Yılmazer bugünden itibaren vekaleten İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Seni kim öldüreceğim? Dur abi, dur. Dur. Dur abi. Derhal bana izahat verin. Ne demek oluyor bu? Size izahat vermek zorunda olduğumu düşünmüyorum. Bana bak Sabri Zeki. Ben senin önünde el pençe divan durduğun o kulak memesi kıvamındaki abilerine benzemem. Şimdi beni daha çok öfkelendirmeden bu rezaleti açıklamanı emrediyorum. İşte ben de tam bunu söylemek istiyorum. Siz bana emir verecek yetkiye sahip değilsiniz. Ne zırvalıyorsun lan sen? Doktor Otto Klaus Adler'in ölümüyle ilgili soruşturmada baş zanlı sizsiniz. Hakkınızda adli ve idari soruşturma kararı var. Bu soruşturmalar nihayete varana kadar görevinizden el çektirildiniz. Yani Fatih Bey, artık kaymakam değilsiniz.